Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Tatronix markasının TTDL13 model masa lambasının kutu açılımını ve incelemesini yapıyoruz. Tatronix'in inceleyeceğimiz masa lambasının 5 farklı renk modu bulunuyor ve 7 adet kısıklık seviyesi var. Yani hem rengini hem de ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz. İlave olarak Philips Enable LED üyesi, yani ledleri oldukça kaliteli. Artı bir özelliği de şarj çıkısı bulunuyor olması ve bu şekilde telefonları da şarj edebilmesi. Gerçi şarj konusunda çok iyi değil, bunu baştan belirteyim. Fakat yine de şarj özelliği de bulunuyor. Şimdi kutu açılımımızı yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutudan kullanıcı kılavuzu, mikrofiber temizleme bezi, uzunca kabloya sahip bir güç adaptörü ve masa lambasının kendisi çıkıyor. Kutuda mikrofiber temizleme bezine yer vermeleri gerçekten ince bir ayrıntı diye düşünüyorum. Şimdi masa lambasının kendisine bir bakalım. Lambada malzeme olarak plastik ve alüminyum kullanılmış. Lambanın alt tepsisinin üst kısmı plastik, etrafı alüminyum. Yine lambanın direkleri de alüminyumdan yapılma. Dirsek kısımları ve bu birleşme kısımları ise plastikten imal edilmiş. İlk izlenim olarak oldukça sağlam durduğunu söyleyebilirim. Tabii ki zaman gösterecek bunu. Fakat ilk intiba olarak sağlam bir yapısının, sağlam bir duruşunun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle alüminyum malzeme kullanılması bu hissiyatı arttırıyor. Lambayı kullanmadığımız zaman bu şekilde kapalı tutarak daha az yer kaplamasını sağlayabiliriz. Kullanmak istediğimiz zaman alt tepsisinden tutarak açmamız gerekiyor. Yoksa buradaki menteşe yapısı sert olduğu için lambayla birlikte kalkıyor. Ve bu şekilde kullanmaya başlayabiliyoruz. Lambanın genel görünümüne geçmeden önce buradaki panelden bahsedelim. Buradaki dokunmatik panelle lambayı yönetebiliyoruz. Hemen buradaki power ikonuna dokunduğumuz zaman lamba açılıyor. Ve buradaki ışık şiddeti bölümüyle de lambanın ışık şiddetini artırıp azaltabilmemiz mümkün. Hemen üstteki kısımla da renk modunu değiştirebiliyoruz. 5 farklı renk modu bulunuyor lambada ve renk modunu bu şekilde de değiştirebilmemiz mümkün oluyor. Lambayı kullanıma açarken alt tepsisinden tutarak açmak gerekiyor. Diğer türlü gördüğünüz gibi lamba da havaya kalkıyor. Lambanın bu alttaki bölümü 135 derece geriye yatıyor. Yani 180 derece geriye yatıramıyoruz. 135 derecelik bir açı mevcut burada. Yine bu üstteki bölümde de 135 derecelik bir açı var. Burası da tamamen düz bir şekilde açamıyoruz. Bu arada tamamen bu şekilde açtığımız zaman, geriye doğru açtığımız zaman gördüğünüz gibi ön taraftaki tepsi yeterli ağırlıkta olmadığı için terazileyemiyor. Ve lamba geriye doğru düşmek durumunda kalıyor. Pratikte belki böyle bir kullanım olmayacaktır. Fakat gördüğünüz gibi tamamen açtığımız zaman kullanamıyoruz. Alt taraftaki açıyla ya da üst taraftaki açıyla oynayarak istersek yine de dengeleyebiliriz tabi. Lambanın önemli özelliklerinden bir tanesi de bu üstteki bölümü döndürebiliyor olmamız. Bu şekilde 90 derece döndürebilmemiz mümkün. Döndürürken tabi tutmak gerekiyor lambayı. Diğer türlü gördüğünüz gibi oynayabiliyor. Fakat bu özellikte oldukça işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Lambanın alt kısmı da kendi ekseninde dönebiliyor. Yalnız döndürürken alt tabakayı tutmak gerekiyor. Maksimum bu açıda döndürebiliyoruz. Bu da yine kullanımı kolaylaştıracak önemli özelliklerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Alt tarafında kaymaması için plastik bir tabaka var. Mousepad'lerden aşina olduğumuz ve bu şekilde yere daha sağlam oturduğunu söyleyebilirim. Lambanın boyu biraz büyük olduğu için geniş açıyla çekiyorum şu anda. Görüntü bu yüzden biraz daha farklı olabilir. Hazır ölçü demişken lambanın ölçülerine bir bakalım. Lambanın alt tepsisinin çapı 18 santim. Lambanın yerden yüksekliği 41 santim. LED bölümünün uzunluğu 36 santim. Ve lambanın genişliği de takriben 5 santim. Eklem yerlerinden hafif gıcırtılar çıkıyor açıp kapatırken.
Şimdi lambayı çalıştıralım. Adaptörü taktığımız zaman power ikonunda kırmızı bir led yandı. Artık power ikonuna dokunarak lambayı açabiliriz. Kapatmak için power ikonuna biraz basılı tutmamız gerekiyor. Buradaki ışık şiddeti paneliyle de ışık şiddetini artırıp azaltabiliyoruz. İstersek buradaki ikona dokunarak hızlı bir şekilde de maksimum seviyeye getirebiliyoruz. Buradaki bölümle rengini değiştiriyoruz. 5 farklı renk modu vardı. Daha önce kanalımızda incelemesini paylaştığımız DL64'e göre DL13 daha büyük bir ürün. Yine aynı şekilde malzeme kalitesiyle, fonksiyonelitesiyle, ışık şiddetiyle de daha iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. DL64 şu anda 150 TL'ye bulunabilirken DL13 250 TL civarında bir fiyata bulunabiliyor. Bu ekstra özelliklerin nedeniyle aradaki 100 TL'lik farkı da hak ettiğini düşünüyorum. Şarj konusuna değinecek olursak akıllı telefonları şarj edecek kadar iyi bir şarj yapısı yok. Fakat akıllı bilekliklerimizi ve akıllı saatlerimizi rahatlıkla şarj edebiliriz. Beş farklı renk modu var ve şu anda bu modun en yüksek seviyesinde. Şimdi yavaş yavaş azaltıyorum. Şu anda en düşük seviyede. Tekrardan maksimuma çıkarttım. Şimdi diğer renk moduna geçiyorum. Şu anda en düşük seviyede yine. Tekrardan maksimuma çıkarıyorum. Şimdi diğer renk seçeneğine geçtim. Şu anda yine maksimum seviyede. Minimum seviyeye düşürdüm tekrar. Tekrar maksimum yapıyorum. Şimdi bir sonraki renk seçeneğine geçiyorum tekrar. Bu renk seçeneğinin en düşük seviyesinde maksimumuna çıkartıyorum. Bir sonraki renk seçeneğine geçiyorum. Şu anda bir sonraki renk seçeneğinin maksimumunda yavaş yavaş azaltıyorum. Şu anda bu seçeneğin en düşük modunda maksimumunu alıyorum bu renk seçeneği için. Bir sonraki renk seçeneğine geçiyorum tekrar. Bir sonraki renk seçeneğinin maksimumunda şimdi yavaş yavaş düşürüyorum. Bu renk seçeneğinin şu anda en düşük seviyesinde maksimuma çıkarıyorum tekrar. Evet, bu şekilde. Hızlı bir geçiş yapacak olursak da evet, maksimum seviyesi bu şekilde. Biz gece çekimlerimizi bir önceki modelin maksimum seviyesinde yapıyorduk. Artık gece çekimlerimizi inşallah bu lambayla yapmayı düşünüyoruz. Yani bizim gibi akşam video çekmeyi düşünüyorsanız bu amaçla bile kullanabilirsiniz. Hakeza akşamleyin kitap okumak amacıyla ya da başka bir ihtiyacınızı karşılamak amacıyla da kullanabilirsiniz. Genel olarak değerlendirecek olursak gerek malzeme kalitesiyle gerek 5 farklı renk ve ışık şiddeti seçenekleriyle tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Biz bu ürünü 250 TL'ye aldık ve bu anlamda fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki olumsuz özellikleri de var.
Şarj konusunda özellikle akıllı telefonları şarj etme noktasında çok başarılı değil. Fakat akıllı saatleri ve akıllı bileklikleri rahatlıkla şarj edebilir ve bu amaçla şarj ünitesinde kullanabilirsiniz. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.